sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet gezegeniniz Venüs 4 Mart'tan bu yana retro harekette. Nisan ayının 15'ine kadar da retro devam edecek. 3 Nisan'dan itibaren balık burcuna geçecek. Venüs balık burcuna gerileyecek. Ve ay sonuna kadar da balık burcunda olacak. Aslında Venüs balık burcunda yücelir. Koç'ta bulunduğundan daha olumlu şartlar içerisindedir. Retro olsa bile Venüs balık burcunda olacağı için Nisan ayında kendinizi Mart'la kıyasladığınızda biraz daha iyi hissedebilirsiniz. En azından sosyal anlamda bazı güzel fırsatları da böyle ilginç konuları, aşk hayatınız ve romantizmle ilgili de destekleyici bazı kavramları gündeme getirebilir. Evet, ayın 10'undan itibaren Merkür Boğa burcunda retro harekete başlıyor. Dolayısıyla burcunuzda meydana gelecek bu retro biraz zihninizi yavaşlatabilir. Aslında Merkür'ün sizden istediği biraz hayatınıza çeki düzen vermeniz, bir şeyleri kontrol etmeniz, bir nevi sağlama yapmanızı istiyor. Özellikle Mart ayında başlamış konular olabilir bunlar. Bunları gözden geçirebilirsiniz. Boğa burcunda özellikle para konularında, para hesaplarında biraz daha verimlidir Merkür. Siz de parasal güvenliğinize önem veren bir burçsunuz. Bu dönemde elinizdeki kaynakları gözden geçirebilir, bütçenizi bir düzenleyebilirsiniz. İletişim sorunları tabii ki olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Zaman zaman gereksiz konularda inatlaşabilirsiniz ya da çok yavaşlayabilirsiniz. Karar vermeniz gereken konularda zorlanabilirsiniz. Aslında bir yandan da iyi. Ay sonuna kadar çok da hızlı karar vermemek, önemli adımlar atmamak daha doğru görünüyor. Ay sonundan sonra koşullar çok daha destekleyici olabilir. 11 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay var. Sevgili boğalar, 6. evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, alışkanlıklarınız, bir yandan da sağlığınızla ilgili konulara işaret eden bir dolunay bu. Uranüs-Plüto etkisi biraz gerilimli. Aynı zamanda Venüs-Satürn etkisi gerilimli. Sağlığa dikkat etmekte fayda var. Kronik sorunlar varsa bunların tedavi olması için karşınıza çıkabilir. Dolunaylar gizli olan bir şeyleri de açığa çıkarabiliyor. İşte bu şekilde hani sağlığınızla da ilgili bir şeylerle ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle terazi deyince Venüs'te retro olduğu için bel bölgesi, omurga, boğazlar, cinsel bölgeler, bu alanlara dikkat etmekte fayda var. Evet, 15 Nisan'dan itibaren Venüs düzelecek. Bu sizin adınıza çok olumlu. Tabii ki enerjiniz, motivasyonunuz biraz daha yerine gelecek. 28 Nisan'da da Venüs balıktan ayrılıp Koç burcuna geçecek. Ama 15 Nisan, 28 Nisan aralığındaki süreç Venüs balık burcunda yüceldiği bir pozisyonda olacak. Bir nevi size çok destek oluyor. Özellikle Mart ayında, Nisan'ın başında engellendiğiniz konularda şimdi Venüs size tam destek verebilir. En fazla desteği de sosyal hayatınızdan, arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. Aşk hayatında şanslı olacaksınız, sosyal yaşamda şanslı olacaksınız. Özellikle grup çalışmaları, ekip çalışmalarında da fayda görebilirsiniz. 26 Nisan'da Boğa burcunda doğacak yeni ayla da beraber yeni kararlar vermeniz mümkün. Yeni girişimlerde bulunmanız mümkün. Özellikle dış görünümünüz olabilir. Bu güzellik, estetikle ilgili bazı yenilikler olabilir. İmaj değişimleri olabilir veya ilişkilerinizle ilgili konular olabilir. Yeni projeler tabii ki hayatınıza rahatlıkla girebilir. 21 Nisan'dan sonra Mars'ın da İkizler Burcu'na geçecek olması ayın son haftasını sizi daha aktif kılıyor. Özellikle para kazanma konularında, iş ve projelerinizi hayata geçirme konularında daha enerjik, daha kararlı olabilirsiniz sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.